Evet, sözüm var'a devam ediyoruz. Canan Kaftancıoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul İl Başkanı ve Buğra Kavuncu, İyi Parti İstanbul İl Başkanı bizimle birlikte. Gelen mesajlara bakıyorum. Sadece ikinizi çıkarmamız, yani birlikte çıkarmamız ya da davet etmemiz ya da sizlerin de daveti kabul edip gelmeniz bile bir demokrasi fırtınası estirmiş durumda. Düşünün ki insanlar ne kadar böyle bir görüntüden uzak kalmışlar. Çok teşekkür ediyor seyircilerimiz bize böyle bir görüntüyü sunduğunuz için diye. Yani normalde herhangi bir demokraside hatta belki yani sürekli çıkıyor olmanız gerek, anlatıyor olmanız gerek. Demek ki bu kadar küçük bir şey bile fark yaratmaya Aslında yeter. eskiden Türkiye'de de böyleydi Eskiden canım vardı yani. tabii. Burada normalde Yer MHP'nin yer. AK Parti'nin de olabiliyor olması gerek il başkanları olarak. Sizi kahveye Keşke. davet etmişti Canan Hanım. Ne oldu o iş? Şimdi şöyle gerçekten hakikaten böylesi bir normal bile toplumda ne kadar bir umutla karşılanıyor. Ve geçmişte bunun nasıl olduğunu hepimiz biliyoruz. Bütün liderler bir masanın etrafında buluşup konuşabiliyorlardı. Ama ne yazık ki Birbirlerini özellikle de bağırıp çağırabiliyorlardı üstelik. demokrasi herkesin düşüncesini söyleyebilme özgürlüğü. Katılırsınız ya da katılmazsınız. Ama ne yazık ki AKP iktidarı döneminde siyasette insanların bir masa etrafında yan yana gelinebilmesinin önü kapatıldı ve demokrasi adına çok üzücü bir durum. Hatta şunu ifade edeyim, ben il başkanı olduğum ilk günden itibaren başkanımız da biliyor, bayramlarda, kimi özel günlerde hep birlikte bütün İstanbul'daki yani insanları bizim görevimiz gereği ve insanların beklentilerini karşılamanın da bir şey olarak bütün siyasi parti il başkanlarını davet ettiğimiz buluşmalar oldu. Örneğin bir bayram buluşmasında hiçbir ayrım yapmadan bütün siyasi parti il başkanlarını davet ettiğimizde ne yazık ki Cumhur İttifakı il başkanları hiçbir zaman katılmadılar. Kahve daveti ne oldu deyince şunu ifade edeyim. Bir de oraya kısaca bir bilgilendirme geçmek durumundayım. Şimdi siyaset öyle bir şey ki bir şeyi hakikaten inandığınız şeyi söyleyeceksiniz ve söylediğinizin de gereğini yapacaksınız. Eğer bir şeyin gereğini yapamıyorsanız eğer vatandaşı hiç kandırmaya, yanıltmaya gerek yok. Bir sos Clubhouse ortamında bana yeni seçilecek olan il başkanı ile ilgili kutlar mısınız, sizi kahveye davet etse gider misiniz sorusu üzerine ben öncelikle kongreye davet bekliyorum diye cevap vermiştim. Çünkü ben bütün kongrelerime gerçekleştirdiğimiz bütün siyasi il başkanlarını davet etmiştim. Sonrasında yine farklı bir toplantıda yine AKP il başkanına bu hatırlatılarak kahveye davet eder misiniz diye sorduğunda buyursun gelsin hemşerimle bir kahve içmek isterim diye yanıt vermişti. Ama sanıyorum partiye yeni üye olduğu için birilerine sormadan bu cümleleri etmemesi gerektiğini henüz öğrenememişti o tarihlerde diye tahmin ediyorum. Niye tahmin ediyorum? O gün tahmin ediyordum, şimdi öyle olduğunu görüyorum. Bunu da nasıl görüyorum? Seçildikten sonra ben açıklamıştım en kısa sürede iletişime geçerek kahve davetini icabet edeceğim diye. 10 Mart'ta özel kalemim arayarak AKP il başkanının özel kalemini o kahveye icabet etmek üzere randevu istemişti. Ve sonrasında 9 gün sonrasındaydı sanıyorum gazetecilerin sorması üzerine böyle bir randevu talebimizin olmadığını ama henüz olduğunu ama bir geri dönüş olmadığını söylemiştik. Sanıyorum dündü şey denilmiş işte böyle bir şey yok bu bir PR çalışması diye. Valla PR'a kimin ihtiyacı olduğunu bence biz izleyenler bir karar versin. Şunu da söyleyeyim Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanlığı vatandaşa hizmet eden siyaseti bir arada olarak vatandaşa hizmette rekabeti ve kaliteyi arttırmak amacıyla siyaset yapan herkese açık. AKP il başkanı sanıyorum kahveye davet etti ama çağırmak için birilerinden izin almadı. Bizim böyle bir izne ihtiyacımız yok. Onun ne diyelim ikram edemediği kahveyi buyursun gelsin il başkanlığımızda ben ikram edeyim diyorum. Kadri. Ben Burak Bey'e bir soru sormak istiyorum. Biraz önce bahsedildi burada konuşuldu. Canan Hanım dedi ki daha önce söylem vardı dedi. Ama 2019'dan bu yana İstanbul'da özellikle el değiştirmiş bir yerel iktidar var. Ve dolayısıyla ortada bir de pratik var. Yönetme pratiği, becerisi ortaya konuyor. Bu açıdan ben sizin görüşünüzü merak ediyorum. Çünkü siz İmamoğlu'nun seçilmesinde siz ve teşkilatınız ve partiniz pay sahibisiniz, rol sahibisiniz. Bu açıdan
İmamoğlu'ndan memnun musunuz?